Öte yandan da Rus medyasından bir açıklama geldi. Amerikan yapımı HIMARS'ların ilk kez Rusya'ya yapılan saldırılarda kullanıldığını açıklarken Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Rapkoy, Amerika'ya ultimatum vererek Amerikalı liderleri ölümcül sonuçlara yol açabilecek yanlış hesaplamalara karşı uyarmak isterim. Alacakları cevabın ciddiyetini hafife alıyorlar dedi. Bölgedeki tansiyon adım adım yükselirken Rusya Savunma Bakanlığı, Rus medyası Ukrayna'nın Amerikan yapımı silahları ilk kez Rus topraklarında kullandığını duyurdu. Rus savaş muhabiri Evgeni Podubny Telegram kanalında paylaştığı birkaç fotoğrafın altına düşman Rus topraklarına saldırmak için Batı yapımı silah sistemleri kullanmaya başladı notunu düştü ve söz konusu parçaların Amerikan yapımı HIMARS sistemlerine ait olduğunu da öne sürdü. Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya adeta ultimatum vererek Ukrayna'nın Amerikan yapımı silahları kullanmasının vahim sonuçları olabileceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Rapkov, Moskova'nın bu tür adımlara asimetrik karşılık verebileceğini söyledi. Volodymyr Zelenski sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha doğrusu katılım. Ukrayna Cumhurbaşkanı Singapur'da düzenlenen güvenlik forumuna ziyaretçi olarak katıldı. Bir de konuşma yaptı. O konuşmada da Çin'i, Pekin yönetimini aslında eleştirdi ve Putin tarafından kullanılmakla suçladı. Oldukça cesur da bir açıklama. Zelenski Asya ülkelerinin liderlerine bu ay İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına katılmaları için de çağrı yaptı. Maalesef Çin gibi büyük, bağımsız ve güçlü bir ülke Putin tarafından kullanılıyor. Zelenski Rusya'nın en yakın müttefiklerinden Çin'e bu sözlerle yüklendi. Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik konferansı Shangri-La Diyalog Forumu'nun sürpriz katılımcısı vardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski forumda konuşma yaptı. Sürpriz konuşmasında Çin'i hedef aldı. Pekin yönetiminin Putin tarafından kullanıldığını ileri sürdü. Maalesef Rusya Çin'in bölgedeki nüfuzunu kullanıyor. Çinli diplomatlar barış zirvesini bozmak için her şeyi yapıyor. Maalesef Çin gibi büyük, bağımsız ve güçlü bir ülke Putin tarafından kullanılıyor. Zelenski Asyalı liderlere İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek barış zirvesine katılmaları çağrısında bulundu. Çin lideri Xi Jinping'in konferansa gelmeyecek olmasını da olumsuz bir gelişme olarak yorumladı. Washington yönetiminin ABD yapımı silahların Rus topraklarına yönelik kullanımına verdiği onaya teşekkür eden Zelenski bu yeterli değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a HIMARS sistemlerini Harkov bölgesinde komşu Rusya topraklarında kullanma izni verdiği için teşekkür ediyorum. Ancak bu yeterli mi? Hayır değil. Rusya havalimanlarından uçak kaldırarak Ukrayna'yı vuruyor ve bizim karşılık vermek için gerekli sistemlerimizin bulunmadığını biliyor. Zelenski, Singapur'daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le bir araya geldi. Görüşmede cephedeki son durum ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlar masaya yatırıldı.